17 Ocak 2016, Cihat Teker'le Ayvalık Tarihi sözlü arşiv çalışmalarına devam ediyoruz. Çekim 1. Cihat abi, bize doğumunu anlatmıştınız. Adınız nasıl kondu? At koyma ile ilgili gelenekleri, görenekleri anlatabilir misiniz bize? Tabii. Şimdi o zamanlar doğumlar özellikle evlerde olurdu. Evlerde ebeler yapardı bu işi. Yani hastanede doğmuş, o tarihlerde hastanede doğmuş olan insanlar olduğunu pek tahmin etmiyorum. Çok nadir. Ebeler yapar, doğumu ebeler yaptırtır ve göbek atı, önce göbek adını ebeler koyardı. Bu ama tabii aileye sorulur. Ona göre ne istenirse o konurdu. Daha sonra birkaç gün sonrasında ya bir cami hocasına ya mahallenin bu işleri bilen yaşlı bir kişisine isimler konulurdu. O isimler konulması zaten biliniyor. Kişi çocuğu, kundaklık bir çocuğu 2-3 gün sonra, doğduğundan 2-3 gün sonra alır kucağına, kulağına, önce ezan okur. Sonra ismini 3 sefer söyler. Ondan sonra o çocuğun ismi o kalırdı. Mesela Ebe Seher Hanım, Ayvalık'ta çok kişiyi doğurtan Ebe Seher Hanım'dı. Beni de o doğurtmuş. Mustafa olarak koymuşlar göbek adımı. Sonrasında işte yine dediğim gibi komşunun bir tanesi, bu işi bilen bir kişi gelmiş, ismini koymuş. Bir tesadüf şöyle, babam annem nedense bilmiyorum, hepimizin isminin başına C'ye denk getirmiş. En büyüğümüz Cavit, küçüğü Cengiz, onun küçüğü Cezmi, en son Cihat ben. C ile bitti. Bu isimleri belirleyen, atlar konulurken isimleri belirleyen bir adet, gelenek, görenek var mı? Eski devirlerde özellikle düşünürsen var mıydı? Genelde bizim duyduğumuz Hüsnü Bey amca ile yaptığımız arşiv çalışmasında özellikle işte Ahmet, Mehmet, Mustafa gibi, işte Hatice, Ayşe, Emine gibi genel atlar çok kullanıldığı için karışıklıklara sebep oluyormuş. Özellikle o dönemlerde hani farklı isimler konulmak istemiş. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Tabii, şimdi mesela özellikle sülalenin devam etmesi için zaten erkek olunca soyadı aynı nesli yaşatmak için bellidir. Mesela doğan çocuğun dedesinin ismi, oğlansa doğan çocuğun dedesinin ismi. Kızsa babaanne veya annesinin ismi konur. Yani kız babalarının isimleri pek kolay konmazdı. Ha bir de şöyle bir şey vardı. Bu Ayvalık'ta birkaç tanesi oldu. Mesela bazı insanların çocukları doğdu ve öldü. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. En sonunda onlara kendi babasının ismi verildi. Ömrü olsun diye. Ve çoğu da şu an yaşamakta. Mesela bizim taksici Orhan var. Orhan oğlu Orhan. Aklıma gelen o. Baba adı Orhan. Kendi ismi de Orhan. Onun da çocukları ölmüş. Sonradan da babasının ismini koymuşlar. Peki bu göbek adıyla alakalı bir de göbek olayı vardır. İşte çocuk büyükler tarafından hani mesleğini seçsin açısından işte camiye, okul avlusuna, değişik yerlere, işte doktor olsun diye hastane bahçesine gömülür gömeğe bir büyük tarafından. Bu göbek çöpe atılmaz. Böyle bir adet, gelenek vardır. Evet. Sizde nasıl oldu? Bir bilgi verebilir misiniz? Ben bunların dibine inmiştim zamanında. Hep anneme sorardım. Ne zaman doğdum, kaçta doğdum, hepsini anlatırdı. Dediğin gibi o şey, göbek bir insan parçası, bir canlı parça olduğu için atılmaz. Çöpe, oraya buraya atılmaz. Mesela benim göbeğimin daha önce de anlattığım gibi avlumuzda bir yere gömüldüğü söylerdi.